Herkese selam değerli izleyenler. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğitim serimize devam ediyoruz. Bu videoda sizlere indikatörlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Temel bir şekilde indikatör nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bir teknik analiz yaparken ki içinde olduğunuz eğitim seti bir teknik analiz eğitim seti zaten mutlaka duygularınızı bir kenara bırakıp matematiksel veya istatistiksel hareket etmeniz gerekiyor. İndikatörlerde sizlerin belli başlı matematik operatörlerini veya belli başlı matematik hareketlerini sizler için yapan ve bunu geçmişteki fiyat hareketleriyle beraber, geçmişteki fiyat hareketlerini yorumlayarak, analiz ederek yeni oluşabilecek fiyatların öngörülebilmesini veya tahmin edilebilmesini sağlayarak yapan araçlardır. İlla hani matematiksel şeylerden kastım fiyatlandırmalar, işte hareketli ortalamaları belki bir matematik operatörü olarak alabilirsiniz vesaire vesaire. Bunların hepsini içinde barındıran araçlardır arkadaşlar. Bizlerin 4 farklı indikatörü var. Hacim indikatörü, trend takip indikatörleri, volatilite indikatörleri, bir de momentum indikatörleri bulunmakta arkadaşlar. Biz bu videoda momentum temelli indikatörleri ve trend takip edici indikatörlerden bahsedeceğim. Bahsedeceğiz daha doğrusu, sizler de bakacaksınız. Şimdi öncelikle şurada yukarıda göstergeler panelimiz var bizlerin. Burada görmüş olduğunuz gibi. Burada scriptlerin kısmını, teknikler kısmını, finansal kısmını, topluluk komut dosyaları veya favorileri. Bunların hiçbiri şu anlık bizler için işimize yaramıyor. Direkt olarak buradaki ara kısmını kullanıyoruz. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 5'ini de arama yapan bir buton. İlk kullanacağımız indikatörler arkadaşlar momentum indikatörleri. Momentum indikatörleri arkadaşlar aslında bir nevi trend izleme indikatörleri, göstergeleri olabilir. Belli başlı göstergeler dip yaptığı zaman veya belli başlı sayıların altına indiği zaman al veya belli başlı sayıların üzerine çıkıp veya belli bir noktada tepe yapıp hareketlendirmeler orada sınırlı kaldıysa da sat sinyali veren indikatörlerdir. Biz ilk önce göreceli güç endeksi veya relative strength index kullanacağız. Ama Türkçe kullanıyorsunuz. RSI yazarsanız da çıkar buradan. Buradaki göreceli güç endeksini seçiyoruz. Şimdi şunu birazcık açalım, 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 açalım. Şunu da birazcık şöyle büyütelim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir alan var. Kesikli çizginin üstü ve kesikli çizginin altı bulunmakta arkadaşlar. RSI indikatörü bir, dediğim gibi momentum indikatörü. Ve açıkçası piyasadaki en çok kullanılan momentum indikatörlerinden bir tanesi. Şimdi nasıl yorumlanır'a geçelim. 70'in üzerine çıktığı zaman bu birim artık aşırı alış noktasında, artık satış, yani aşırı alım gerçekleşmiş, artık satış gerçekleştirmelisiniz diyor. Ve 30'un altına indiği zaman artık çok fazla satış gerçekleşmiş, artık alış yapılabilir geliyor. Bakın hiçbir indikatör %100 tutmaz. Hiçbir indikatörü çalışma ihtimali %100 değildir. Bunları hiçbir zaman unutmayın. Örnek vermek gerekirse mesela şu alanda veya şu alanda işte hemen hemen aynı noktalarda 30'un altına doğru bir iniş gerçekleşmiş ve güzel bir şekilde yükselme gelmiş. Alt noktası ile üst noktası arasında yaklaşık %6'lık yükselme var. Ya da mesela şu noktada 70'in üzerine çıkmış. Şu noktalarda 70'in üzerlerine çıkmış. Bakın hemen üzerine çıkar çıkmaz hemen hemen %10'luk bir düşüş gelmiş. Mesela tam şu noktada 70 denenmiş, 70.70 falan olmuş. Hemen burada bir %8'lik daha, %9'luk daha düşüş gelmiş arkadaşlar. Grafik geçmişten örnek verelim. Mesela şu noktada kırılmış, hemen %8'lik bir yükseliş gelmiş mesela şu noktada. Bakın. Mesela daha sonrasında düşmüş. RSI'de onlarla beraber düşmüş şu noktalarda. Ve tekrardan şöyle şunu tekrar yukarı alalım. Mesela bu noktalarda 70'in altında kırılım gerçekleşmiş. Tekrardan %15'lik bir yükseliş gerçekleşmiş değerli izleyenler. RSI bu şekilde yorumlanıyor. 70'in üzerine çıkınca sat. Hele hele 80-85'e geldikçe sat. 30'un altına indikçe alım yapabil. Ama bunların sadece RSI'ye bakarak yapmayın. Bunu tekrardan söylüyorum. Şimdi göstergeleri kaldır diyorum. Bir diğer indikatörümüz SMACD. Moving Average Convergence diye okunuyor herhalde. Vesaire vesaire. Şimdi burada da bu da aynı şekilde bu arada momentum indikatörü.
Şu noktada iki farklı şekilde yorumlanıyor bu. Bir, şuradaki kırmızı ve yeşil mumlardan, bir de şuradaki çizgilerden arkadaşlar. Şimdi mavi çizgi, turuncu çizgi aşağıdan yukarı doğru keserse burada güzel bir al sinyali gelmiş ve artık yükselme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Mesela tam şuradan şöyle yukarı doğru bir çizgi çizelim. Mesela kesişme nerede gerçekleşmiş? Burada gerçekleşmiş. Şuradaki mumdan itibaren alıyorum. Bir sonraki kesişme nerede? Şurada. Yo, hatta hala kesişmemiş. Yani anlık fiyata göre bile %6'lık bir kar oranımız var. Hala şu an yukarıdan aşağı, gerçi şurada kesişmiş, pardon. Mesela burada %18,81'lik bir kar var. Mesela şu noktaya bakın. Burada mavi ve turuncu çizgi alttan yukarı, burada ise yukarıdan aşağı doğru kesmiş. Ve aynı zamanda bakın, aşağıdan yukarı doğru kesince buradaki mumlar yeşil yakmış ve yukarı doğru hareket etmiş. Yukarıdan aşağı doğru kesince mumlar kırmızı yakmış ve fiyatlandırma düşmeye başlamış arkadaşlar. Market'e bu şekilde gayet basit bir şekilde yönlendiriliyor. Göstergeleri kaldır diyorum ve bir de bizlerin trend takip edici indikatörleri var. Çok fazla bu arada, inanılmaz fazla trend takip edici indikatörler var. Bizlerin en çok kullandığı şey, daha doğrusu benim en çok kullanmış olduğum Süper Trend ve ben bunu Kıvanç Özbilgi için yapmış olduğu Süper Trend'de kullanıyorum. Gayet basit bir mantık. Sat diyorsa sat, al diyorsa al arkadaşlar. Ya da mesela burada bu jargon Süper Script var. Şunu da şöyle şunu kapatalım. Mavi olduğu zaman al, kırmızı olduğu zaman sat. Bunların tabii ki şöyle şunun ayarlarını geçelim. Farklı farklı ayarları var arkadaşlar. Mesela stilde birçok ayar var burada. Bunların hepsini zaten yavaş yavaş anlatacağım. Şurada görmüş olduğunuz neredeyse bütün indikatörlerin hepsini teker teker anlatacağım. Ki kaldı ki kanalımda paylaşmış olduğum videolardan bir tanesinde de bu mevcut. Benim en çok kullandığım indikatörlerden bir tanesi de Lazy Bear'in yaptığı Wavetrend with Crosses. Bu da aynı mantık. Şöyle şunu kapatalım. Bu fiyatlandırma da şu şekilde arkadaşlar. Mesela şurada yeşil yakmış ya. Yeşil yaktığı zaman sat. Satın al. Mesela tam şu noktada yeşil yakmış. Bir sonraki kırmızı noktaya kadar %19'luk kar oranı vermiş sizlere. Mesela şurada bir al sinyali var. Burada al sinyalini vermiş. Bir sonraki kırmızıya kadar yanlış işaretledim. %6,5'luk hemen hemen bir kar oranı vermiş bizlere arkadaşlar. Burada kırmızı yakıyorsa satıyorsunuz, yeşil yakıyorsa alıyorsunuz. Gayet basit bir mantık. Bunun da çalışma prensibi vesaire vesaire, bunlar gibi çok fazla ortalama var. Çok fazla özür diliyorum. Trend uygulamaları var. Burada artık bizlerin hareketli ortalamaları var. EMA ama EMA SMA var mesela. Simple Moving Average veya Exponential EMA dediğimiz üstel hareketli ortalama, Exponential hareketli ortalama. Bunlar var. Mesela bu şu an 4 saatlik grafikte 9 dilimlik hareketli ortalamayı, üstel hareketli ortalamayı seçiyor. Bunu 20 yaparsak çok büyük değişiklikler göreceğiz zaten. Yani arasındaki farka bakarsınız zaten anlarsınız arkadaşlar. Arasındaki farklar buradan görüyorsunuz. Ve çok fazla uzattım. Yaklaşık 10 dakika olmuş video ama önemli yani arkadaşlar. Burada genellikle şu şekilde kullanılıyor. Bunlar iki tane hareketli ortalamayı açarsınız. Buradan kafanıza göre işte 25'e mesela 50 dersiniz. Bunlar aynı zamanda destek ve direnç olarak da çalışabilir. Mesela şunlara bakabilirsiniz. İşte bir tanesinin rengini mesela turuncu yapalım. Mesela 25 günlük hareketli ortalama. Şimdi olası bir 25 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalamayı yukarıdan, özür dilerim, aşağıdan yukarı doğru kesme ihtimalinde güzel yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Bunların hepsinin yorumlaması çok çok farklı şekilde olabiliyor. Yani hepsine çok detaylı bir şekilde açıklasam 10-15 saat sürebilir gerçekten. Ama burada özetle 25'e 50 yapabilirsiniz. Mesela 3 tane göstergeye kadar izin veriyor bize. Mesela 25-50 yapın. Bunu mesela 100 yapın. Gelin mesela şunun rengini işte açık mavi yapın. Mesela şu da 100 günlük hareketli ortalama. Olası bir yükselişte burası kuvvetli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkacak. Veya 50 günlük hareketli ortalama, 100 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keserse kesişim olduğu andan sonraki teyit mumunda güzel bir yükselme beklenir. Vesaire vesaire, bu şekilde güzel yorumlamalar olabiliyor. Mesela basit hareketli ortalama çıkıyor mu? Burada yere direkt ama yazalım. Hareketli ortalama.
diyoruz mesela buna. Bu direkt mi? Veya SMA. Hareketli ortalama. Bu biraz daha uzun vadede çalışır. Hata payı daha azdır ama daha geç sinyal verir. Mesela bir tane daha ama ekleyelim. Mesela bir tanesini 50 günlük, bir tanesini 100 günlük yaptım. Mesela burada güzel bir kesişme gerçekleşmiş. Mesela şunu da şöyle turuncu yapalım. Mesela şu an basit hareketli ortalamaya göre, hatta şunu şöyle yapalım, güzel yükselme ihtimali var. Ama tabii ki sadece tek bir indikatöre göre böyle bir şey yapmayın tabii ki. Ama hani gayet tatlı, gayet güzel haberler var. Burada şöyle hareketli ortalamalar da genellikle şöyle yapılır. Mesela burası 25 günlük olur. İşte burası 50 olur. Burası şöyle işte 100 olur. Burası şöyle 200 olur. Genelde yukarıdan aşağı günler veya zaman dilimleri artar arkadaşlar. Ben bunu o yüzden şöyle hepsini tek bir indikatörde birleştirdim. Pardon. Hepsini tek bir şeyde kullanıyorum arkadaşlar. Şunu da şöyle kapatalım. Buradan şöyle görmüş olduğunuz gibi 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları da bunları görebiliyorsunuz. Mesela şu an 200 günlük hareketli ortalama yukarıda. Normalde bunun en aşağıda olması gerekiyordu. Ne zaman yukarı doğru buradaki diğer renkteki bunlar daha doğrusu çizgiler yukarı doğru kesilmeye başlarsa o zaman güzel yükselmeler gelebilir diyebiliriz arkadaşlar. Ve göstermek istediğim bir diğer indikatör ise hacim indikatörü. Buradan pardon şöyle işlem bir daha volüm yazıyorum. İşlem hacmi osilatörü tıklıyorsunuz veya bunu bu şekilde değil de şöyle direkt vol yazıyorum. İşlem hacmini tıklıyorum. Bu da arkadaşlar hep böyle insanlar hacim 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 diyor ya. Onların her zaman bahsettiği indikatörler ki benim her zaman bütün şeylerde analizlerimde yapmış olduğum ve kullanmış olduğum tabii ki indikatör çeşididir. Sizlere hacmi gösterir. Bakın sol üst kısımda burada hacmin ne kadarlık bir durum olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Süreye göre mesela bunlar değişiklik gösterebiliyor. Şu an 4 saatlik grafikteyiz. Bu arada süper trend olsun, diğer trend indikatörleri olsun. Aklınıza gelebilecek bütün indikatörlerin hepsi zaman dilimlerine göre değişiklik sağlıyor. Mesela günlük grafikte farklı farklı işlemler görüyorsunuz. Aslında çünkü hepsi farklı mumlar bunların. Yani her bir farklı muma göre her bir farklı yorumlama mevcut arkadaşlar. Bugünlük de videomda söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki açıklama kısmından da sosyal medya platformlarıma erişebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.